Merhaba, ben Levent Demirel. Fen Fakültesi Dekanı ve Merkezi Altyapı Direktörü olarak görev yapmaktayım. Kimya bölümü öğretim üyesi. Ben üniversiteye elektrik mühendisliği bölümüne giriş yaptım ama fizik çift anadal ile devam ettim. Ve sonrasında da fizik doktorası yaptım. Çalışma alanım yüzey ve polimer fizikokimyası. Kimya ile de örtüştüğü için kimya bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Yüzey fizikokimyasında bir yanda işlevsel yüzeyler tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Bu işlevlerden bazıları kolay temizlenebilme, su yoğunlaşmasını ya da buğulanmayı göstermeme, buzlanmayı engelleme, bakterileri öldürme gibi işlevler. Bir malzemeye bu özellikleri verebilmek için bazen içine nano parçacıklar katıyoruz. Bazen iki farklı molekülü tabaka tabaka önce birini sonra diğerini yüzeyler üzerine kaplıyoruz. Bazen de sadece malzemelerin yüzey pürüzlülüğünü değiştiriyor ve pürüzlü hale getiriyoruz. Şimdi bir de yaptığım çalışmaların ikinci kısmı var, polimer fizikokimyası. Burada ise polimer moleküllerinin, bunlar zincir gibi uzun büyük moleküller, çözücü içinde yapılanmasını anlamaya çalışıyoruz. Bu yapılar nanometre büyüklüğünde, çoğunlukla düzenli yapılar ve örnek vermem gerekirse içi boş nanometre boyutunda fiberler. Bu nano yapıların özellikle biyomedikal uygulama potansiyellerini, örneğin kontrollü salım amaçlı kullanımlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Fen Fakültesini merak eden herkes okuyabilir. Tabii kastettiğim bilimsel merak, teorik veya deneysel. Atom ve moleküllerin birbiriyle nasıl etkileştiğini, nasıl yeni kimyasallar, bileşikler oluşturduğunu, neden bazı malzemelerin belirli özelliklere sahip olduğunu veya matematik alanında bazı denklemleri nasıl daha kolaylıkla çözebileceğimizi anlamaya çalışmak, öngörüler yapmak, tabii ki sonrasında denemek ve yanılmak, öngörüyü değiştirip tekrar denemek. Ben bazen bu döngüye bir oyun diyorum ve bu oyunda o keyfi aldığınızda bir daha bu oyunu bırakmanız kolay olmayacak. Kimya özellikle biraz da espriyle, yemek yapmayı sevenler hiç şüphesiz kimya bölümünü keyifle okur diyorum. İki malzemeyi karıştırıp yepyeni bir malzeme elde etmenin heyecanını duymak ayrı bir keyif. Fen Fakültesi'nde öğrencilerimiz 3 grupta dersler alıyorlar. Bir grup çekirdek program dersleri. Bunlar tarih, sosyoloji, sanat, etik, akademik yazma gibi dersleri içeriyor. Bölümden bölüme değişmekle birlikte yaklaşık olarak 10 ders bu grupta. Yaklaşık bir 9-10 derste serbest seçmeli olarak alıyorlar. Derslerin yaklaşık yarısı alan dersleri. Bu alan derslerinin bir kısmı zorunlu, bir kısmı seçmeli. Dolayısıyla bu esnek müfredatta fizik, kimya, matematik veya moleküler biyoloji ve genetik her bölümde öğrencilerimiz kendilerini branşlarının yanında diğer alanlarda da geliştirebiliyorlar. İsterlerse serbest seçmeli derslerini tamamını ikinci bir bölümden alıp çift anadal yolu, yapma yoluna gidebilirler. İsterlerse de değişik bölümlerden alıp değişik yetkinliklerini geliştirebilirler. Ben Fen Fakültesi'nin farkını özellikle aldığımız öğrenci sayısının azlığında görüyorum. Kimya bölümüne, fizik bölümüne yaklaşık 10, matematiğe yaklaşık 15, moleküler biyoloji ve genetiğe yaklaşık 30 öğrenci alıyoruz. Ve aldığımız her bir öğrenci bir öğretim üyemizin danışmanlığında, araştırma gruplarında çalışma yaparak pratik tecrübe kazanma fırsatını bulabiliyor. Bu önemli bir farklılık. Pratik tecrübe özellikle önem veriyorum. Bu pratik tecrübeyi öğrencilerimiz çeşitli şekillerde kazanabiliyorlar. Kimya özelinde laboratuvar uygulama derslerini
vurgulamak istiyorum. 24 alan seçmeli dersin 12 tanesi laboratuvar uygulamasına sahip. Ve bu pratik tecrübe kazanmak için önemli bir fırsat. Ama başka pratik tecrübe kazanma fırsatları da var. Bunlardan bir tanesi work study veya çalış öğren programı kapsamında öğrencilerimiz hazırlık sınıfında ve birinci sınıfta olan öğrencilerimiz de dahil olmak üzere bir öğretim üyemizin araştırma grubunda çalışabiliyorlar. Bu öğrenciler, lisans öğrencileri 3. ve 4. sınıfa geldiklerinde pratik tecrübeleriyle öğretim üyelerimiz açısından yeni başlayan ama pratik tecrübesi olmayan lisansüstü öğrencilerden çok daha değerli oluyorlar. Şu ana kadar Koç Üniversitesi Fen Fakültesi'nde 80'in üzerinde bilimsel yayında lisans öğrencilerin isimleri yazarlar arasında bulunuyor. Bu da onların o araştırmaya önemli katkılar yaptıklarını gösteriyor. Öğretim üyelerimizle araştırma yapan öğrenciler sadece öğretim üyelerimizin kendi araştırma projelerine katkı sağlamak durumunda değil. Kendi fikirlerinin de arkalarından gidebiliyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. Benim grubumda çalışan bir lisans öğrencisi, bilebilirsiniz veya bilmeyebilirsiniz, lav lambası yapmak istedi. Tabii yapabilirsin. Ama bunun mekanizmasını da anla. Sürece etki eden faktörleri de incele dedik. Ki bu lambaları daha da geliştirmek mümkün olsun. Bunu başarıyla tamamladı. Özellikle yeni düzenekler kurmada el becerisi çok iyiydi. Ve ben kendisinden laboratuvarda ihtiyacımız olan bir düzeneği de yapmasını istedim. Ve bu düzeneği bizim aldığımız ticari teklifin neredeyse 20'de biri maliyetine gerçekleştirdi. Şimdi laboratuvar düzenekleri yapma üzerine kendi işini kurdu. Bu öğrencimizin avantajı teknik bir şeyler üretme becerisini ve hobisini temel fizik, kimya ve matematik bilgisiyle sağlamlaştırmış olmasında. Başarıyla da ilerliyor. Bir diğer pratik tecrübe kazanma imkanı da kimya bölümünde her öğrencinin, özellikle kimya bölümünde her öğrencinin almak zorunda olduğu bağımsız çalışma dersi. Diğer bölümlerde bu ders seçmeli, ilgilenen öğrenciler alabiliyor. Ama bağımsız çalışma dersini alan öğrenciler yine bir öğrencinin danışmanlığında araştırma projesi yapıyorlar ve bu çalışmaların önemli bir kısmı zamanla bilimsel yayına ve uygulamaya dönüşüyor. Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz için çok sayıda farklı seçenek mevcut. Ben bunları 3 ana grupta toplayabilirim. İlki ve mezun öğrencilerimizin neredeyse yarısının seçtiği yön yüksek lisans ve doktora yapmak ve uzmanlık alanlarını genişletmek. Bu yolu seçenlerin her biri akademisyen olmak zorunda değil, olacak anlamına gelmiyor. Yüksek lisans ve doktora sonrası şirketlerde Ar-Ge veya üretim, pazarlama veya satışta çalışan mezunlarımız var. Bir örnek, 2003 mezunlarımızdan biri doktorasını Amerika'da aldıktan sonra şu an Brezilya'da Johnson & Johnson Latin Amerika Bölge Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyor. İkinci grupta hemen mezuniyet sonrası çeşitli sektörlerde işe giren mezunlarımız var. Bunlar da Ar-Ge'den satışa değişik birimlerde göreve başlıyorlar. 2000 yılı mezunlarımızdan biri uluslararası bir ilaç şirketinde satış temsilcisi olarak kariyerine başladı mezuniyet sonrasında. Şu an bu mezunumuz başka bir uluslararası ilaç şirketinin Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Özellikle vurgulamak istediğim bu mezunumuzun herhangi bir MBA ve benzeri derece almadan sadece üniversitede lisans öğrencisi olarak geliştirdiği yetkinlikleri ve tabii ki sektörde zaman içinde kazandığı tecrübe ile bu yükselişini gerçekleştirmiş olması. Üçüncü grupta ise genellikle kısa bir şirket tecrübesinden sonra kendi şirketlerini kuran, kendi işlerini kuran mezunlarımız yer alıyor. Bunlardan biri Ar-Ge müdürü olarak girdiği küçük bir şirkette ortak olan bir mezunumuz. Şu an bu şirket ürettiği polimer malzemeler ile Avrupa'ya ihracatta önemli, sektörde önemli bir payı olan bir şirket.
Özetle gelecek için seçenekler çok. Mezunlarımız lisans eğitimleri süresince ilgilendikleri seçeneklere kendilerini hazırlıyorlar ve her biri seçtikleri kariyerde başarıyla yükselmektedir. Aday öğrencilerimize tercihlerini yaparken severek çalışacakları, yapacakları bölümleri tercih etmelerini özellikle belirtmek isterim. Benim tecrübem başarıya giden yolda birkaç faktör var. Bunlardan bir tanesi işi severek yapmak. Bir tanesi çok çalışmak. Diğer bir tanesi de o altyapıya, bilgi seviyesine sahip olmak. Şimdi sizler üniversite sınavından geçmiş öğrenciler ve başarıyla da tamamlamış öğrenciler olarak hiç şüphesiz bu bilgi seviyesine ve altyapı seviyesine sahipsiniz. Üniversitede bunu daha da geliştireceksiniz. Dolayısıyla severek yapacağınız bir işte ayıracağınız zaman sizi başarıya götürecektir. Eğer bilimsel merakınızın arkasından gitmek istiyorsanız fen fakültesini tercih edin derim.